WhatsApp zorunlu güncelleme dayatması karşısında gelen tepkiler üzerine şimdilik geri adım attı. Kullanıcı kaybetmesine neden olan gizlilik sözleşmesini 3 ay ertelediğini açıkladı. Avrupa'da kişisel verilerin korunması noktasında düzenlemeler çok katıdır. WhatsApp da biraz bundan dolayı, bundan çekindiğinden dolayı Avrupa'yı kapsam dışında tuttu. Gizlilik sözleşmesi dayatması sonrası büyük kayıplar yaşayan WhatsApp geri adım attı. 8 Şubat olan son güncelleme tarihini 15 Mayıs'a erteledi. WhatsApp Türkiye'ye yönelik skandal veri paylaşımı dayatması karşısında büyük kan kaybı yaşadı. 10 milyona yakın kişi bir anda diğer mesajlaşma programlarına geçti. Tarihin en büyük dijital göçü WhatsApp'ı dize getirdi. Artık çok klasik genel alışkanlıklarımızdan kurtulup alternatif çözümler, alternatif uygulamaları kullanıyor olma kabiliyetleri gelişiyor. Uygulamayı kullanmaya devam etmek için 8 Şubat'a kadar yeni şartların kabul edilmesi gerekiyordu. WhatsApp'tan yapılan açıklamada verilen sürenin 15 Mayıs'a kadar ertelendiği duyuruldu. WhatsApp ne yapıyorsa Telegram'da onu yapıyor. Bip, Signal, WeChat bunun gibi bütün uygulamalar Aynı şekilde verileri topluyor, aynı şekilde de paylaşıyor. Eğer sizin yerli milli çözümleriniz yok ise bu uluslararası çözümlere mecburen mahkum olduğumuzu göstergesi. Açıklamada son güncelleme ile ilgili kafa karışıklığı olduğuna işaret edildi. Şubatta hiçbir kullanıcının hesabı askıya alınmayacak, silinmeyecek denildi. WhatsApp'ın uygulama içindeki hikaye kısmındansa hikaye paylaştığı görüldü. O hikayelerde gizliliğinizi korumaya kararlıyız. Kişisel sohbetleriniz uçtan uca şifreli olduğu için WhatsApp bunları okuyamaz ve dinleyemez. WhatsApp paylaştığınız konumu göremez ve WhatsApp kişilerinizi Facebook'la paylaşmaz açıklamaları bulunuyor.